これはバスマキシのサラダにあるバス。ぐるっと、おっぱ、あ、で、バス。バス。うん。あ、でも。Muradiye Camii, 3. Murat döneminin, yani Osmanlı döneminin en nadide ve en güzel eseri olarak Ege bölgesinde, Manisa'da tam da bulunduğumuz noktaya konuşlandırılmış. Sadece bir camiden değil, bir külliye yapısından oluşan bir eser. Hemen yan tarafta medrese ve imaret bölümü var. Bunun yanında şu anda zamanımıza ulaşmayan bir de Sibyan bölümü var. 1500'lü yılların sonuna doğru yapımı başlayan ve 1590'ların başında tamamlanan Muradiye Camisi dönemin en nadide eserlerinden bir tanesi. Projelendirmesi Mimar Sinan tarafından yapıldığı için Ege bölgesinde bildiğimiz tek Mimar Sinan projesi olarak tarihte önemli bir yere sahip. Fakat şöyle bir durum var, Mimar Sinan projeyi yapmış olmasına rağmen eseri görememiştir. Görmeden hayatını yitirmiştir. Bu projeyi hayata geçiren Mahmut Ağa. Ve Mahmut Ağa'nın ölümünden sonra Mehmet Ağa tarafından hayata geçirilerek Manisa'ya kazandırılır. Bu anlamda dönemin en nadide örneklerinden bir tanesidir. Manisa için ve Ege bölgesi için de önemlidir. Çünkü Ege bölgesinde bildiğimiz tek Mimar Sinan eseri olması özelliğine sahiptir Muradiye Külliyesi. Hemen camimizin sol tarafında, girişte sol tarafında 1800'lerin sonunda Kara Osmanlıları tarafından inşa ettirilmiş bir kütüphane bulunmakta. Ve belki de Türkiye içinde bu da bir ilk, Mimar Sinan ismiyle bir çocuk kütüphanesi. Günün her saatinde çocukları burada cıvıl cıvıl bir şekilde görmek mümkün.